Evet, benim güzel yüzlüm, aslanım, vicdanlım, merhametli, aklı başında, naif bir insan benim gördüğüm. Kadınlar her yönde eziliyorlar. Bu yönde de mesela kızken ezilir. Niye evlenmiyorsun? Evde kaldın. Evde kaldın ya. Gece gündüz evde kaldın. Ya, o çocuğa nasıl bir baskı bu ya? Her ilerleyen yıl evde kalma iddiası daha güçlenir. Mesela 26 yaşına geliyor, mahvoldum sen diyor. 27 artık bitti diyor. Yani öldün sen diyor. Çok korkunç bir şey. Bir genç kıza böyle baskı yapılmaz. Evleniyor. Baskı 10 misli artıyor iki taraftan. Karşı tarafın anası, bu tarafın anası. Onun babası, onun babası. Onun abisi, onun abisi. İşin yoksa uğraş. Çocuk artık mustar oluyor, boşanıyor. Bela o zaman başlıyor. Dul kadın. Dul yani böyle sekse hazır kadın anlamına geliyor bazı cins tipler için. Yani her şeye hazır gibi. Ya dul ne farkı var? Kan kızan dul aynı şey. Kadın kadındır yani. Sanki dul olunca daha seksi kabul eder. Daha gayrimeşruluğu kabul eder mantığı var. Yani bu çok aptalca ve akılsızca bir iddia. Ya kadın zaten namusuna, dinine, imanına titiz bir varlık. Kızken de yapacaksa yapar, kız değilken de yapar, efendim, dulken de yapar. Bunun ne alakası var? Belli ki imanla alakalı. Dolayısıyla kadına yapılan baskının korkunç boyutlarından biri de budur. Dehşet verici bir şey. Ahlaksızlık. Yani dul kadının suç işleyebileceğini, daha potansiyel suçlu hale geldiğini iddia etmek, ahlaksızlık, şerefsizlik ve namussuzluktur. Başka bir şey değil. Zulümdür yani. Nereye baksa kadına zulme kapıyı açmışlar. Her yerde kadınlara destek olalım. Bu yıllar artık kadınların kurtuluş yılı olsun. Bütün gücümüzle her yerde kadınları destekleyelim. Dünyanın en güzel süsleri, dünyayı en güzel hale getiren varlıklar, Allah'ın muhteşem tecellileri. Kadınlar olmasa dünyayı düşünemiyorum ben. Yani şehirler olmaz, aile olmaz, hiçbir şey olmaz. Medeniyet kalkar ortadan. Kadın medeniyetin sebebidir, şehirlerin sebebidir, ailenin sebebidir. Yani hayatın kaynağı kadınlar. Allah onu ve onları vesile ediyor. Çok önemli varlıklardır. Mübarek bir taifedir. Taife-i mübarek diyor Bediüzzaman. Tabii, mübarek taife diyor. Dolayısıyla bu mübarek taifeyi herkes her yerde her zaman kollamalı. Mesela evlendirdim mi? Kaynanasının ezmesi gerektiğine inanmışlar. Çok cahil bir kafa. O kapıyı kapatalım. Annesi de ayrı eziyor. İşte bugün sana dolma yapmaya geleceğim diyor. Ya senden mi uğraşacak ya çocuk? Felç ediyor. Dır 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 mahalle karısı gibi konuşuyor. Böyle mahalle arasında cahil kadınlar var ya. O gidiyor. Bir sefer kaynanası geliyor. Senden bilmem ne börek yapacağız diyor. Çocuğun akşama kadar felç ediyor. Hem gevezelik, mesela azarlıyor, tersliyor, bilmem ne. Baş belası. Çocuğa bulaşık yıkatıyor. İşte kayınbaban gelecek biraz sonra diyor. Şimdi ona çay hazırlattırıyor. Onun gevezeliğini kişisel dinlettiriyor. Yani bu herkeste her zaman olan bir vaka olarak anlatmıyorum. Bazı vakalar için anlatıyorum. Çocuklara hayatı zehir ediyorlar. İşte kayınçosu geliyor. Yok bilmem nesi geliyor. Yok bilmem nesi geliyor. Kardeşim bu nedir ya? Çocuk hangi birinden uğraşsın? Hamile kalıyor çocuk. Zaten o ayrı bir zorluk onun için. Hadi diyor evi temizle, çamaşır yıka. Hatta gel bana da yardım et diyor eve. Mesela annesi çağırıyor. Gel diyor ayrıca bana yardım et diyor. Hem kendi evine uğraşacak. Bir sonra da kaynanası çağırıyor. Gel diyor benim de eve yardım et diyor. Yani haşa hayvan gibi görüyorlar. Ya tepe tepe kullanılması gereken bir hayvan gibi görüyorlar. Bu çok korkunç ve çok büyük bir ahlaksızlık, vicdansızlıktır bu. Ciddi bir zulümdür. O çocukların çektiği acıyı bir Allah biliyor, bir de o bilir yani. Evet.